Gürcülere ait bir kahvaltı çeşidi. Ablam servis etti. Şimdi ben bu kahvaltıyı yedikten sonra karşıda göstereyim size hemen. Karşıdaki dağa tırmanacağım. Evet, manzara. Oradan aşağısının nasıl göründüğünü çok merak ediyorum. Çünkü şöyle bir göstereyim size etrafının nasıl dağlarla çevrili olduğunu. Arkada bir Rusya sınırı var. Oradan da manzara dehşetmiş. Yalnız 20 kilometre uzaklıkta. Oraya da şansım yaver giderse otostopla gideceğim. Daha ise tırmanış 1,5 saat olacak yürüyerek. Taksiler buradan gidiyor daha ama 50 dolar. Yani 50 dolar vermeye gerek yok. 50 dolara ben bir ülkeye bilet bile alırım yani. Onun için yürüyerek çıkacağım. Çok şükür sağlıklıyız. Spor yapıyoruz. Genciz. Ablam dağa çıkacağım birazdan üşümeyeyim diye bana vodka veriyor. Normalde içmem ama bundan bir şey çıkmaz. Georgian caca. Georgian caca, evet. Yes. Şöyle efendim. Çok iyi Marcos. Nefes. Önde, yes. Önde yes. Nefes. It's fire, yes? Ay, Azerbi bile bağladım valla. Şimdi hızlıca çıkacağım dağa. Evet, dağa tırmanmaya başladık. Yavaş yavaş. Hemen önümde ön kamerayı çeviriyorum. Köprünün devamı Rusya sınırına doğru gidiyor. Sola döndüğümüz zaman ise dağlara gidiyor. Yol buradan sonra bitiyor sanırsam. Patikalı yollardan dağa tırmanmaya devam edeceğim. Eski Gürcü evleri. Evet, kilisemiz de hedefimiz de karşıda görünüyor. Evet, karşıma bir çeşme çıktı. Burada eski suyumu tazeleyeyim. Çok fazla da doldurmayıp ağırlık etmesin bana. Evet. Evet. Buradan itibaren hangi yol ama? Buradan mı? Buradan mı? Ben sağ tarafı seçeyim. Sağdan bakalım nereye götürecek yol bizi. Evet. Buradan geçidi kapatmışlar. Geçmeyelim diye. Ama başka yol yok ki. Nereden gidelim yani? Geçmeyip de ne yapacağız? Evet. Şöyle manzara buradan böyle görünüyor. Evet. Asfalta çıktım. Kestime yol beni asfalta getirdi şu an. Önümde yürüyenleri görüyorum. Bunlara yetişeceğim herhalde. Önümdeki kızı solladım. Önümdeki kız Taylandlı. Bu da geziyor. İstanbul'a gelecek birazdan. Aşağıdan gösterdiğim yerdeyim. Biraz önce aşağıdan göstermiştim burayı. Çok zor olacağını. Nihayet geldim. Dağdan indim. Rusya sınırına doğru gitmeyi planlıyordum. Lakin yağmur yağmaya başladı. Bu da benim biraz hevesimi kırdı.
Çünkü 12 kilometre yol, 12 kilometre yol boyunca yağmura tutulursam kaçacak yerim yok. Onun için yol yakınken geri hostele dönüp orada bir şeyler yapacağım. Otele varmadan kendime biraz yiyecek bir şeyler alayım. Stokastoid Eta. Hello, how are you? My name is Anna. Your name is Anna. My name is Hussein. Where are you from? Where are you from? My name is Maryam. Your name is Maryam. You live here? Take. Tek. See you. Hostel. Yeah. See you. Evet. Doğası harika bu yerin. İnsanın burada kendisini yaşlanmayacağını hissettiği bir yer. Kızlar arkama takıldı. Cevizleri yemek için taş arıyorlar herhalde. Evet, ben de biraz sizi manzarayla baş başa bırakayım. Evet, hostele geldik sanırsam. Ne biçim isim ya? HQ of Nove. Yani hiç insanın aklında kalır mı bu isim? Evet, hostelim bu. Yok. Kapı açılmıyor. Hostel up. Yes, reservation. Dormitory. Buradaki hosteller evden çevrilme hosteller. Adına guest house, misafirhane diyorlar. Yalnız yiyen yalnız ölür. Evet, şu an oteldeyiz. 8 kişi kalıyor burada. Arkadaş Rus, yan tarafta kız var. O da İngiliz. Çok fazla kameraya görünmek istemiyor. Ben de zorlamak istemiyorum. Şu an şey yapıyoruz. Cevizle balı karıştırıp yiyoruz. Akşam yemeği niyetine. Okay, how is it different? People from European Union, so they need... I'd say probably more than that. But British visa also expensive for Russians. Yes. My friends